Merhabalar Güzellik kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayşe Kar. Çok uzun bir aradan sonra ilk kez bir favoriler videosu ile birlikteyiz. Geçtiğimiz günlerde Instagram'dan sizlere aylık favorilere geri dönmemi ister misiniz diye sorduğumda %92'niz Evet dedi. Ve ben de aylık favoriler videolarına geri dönmeye karar verdim. Bu video içerisinde aylık olarak beğendiğim kozmetik ürünlerinin yanı sıra kitaplar, müzikler, yiyecekler falan da olacak. Çünkü ben 2-3 ayda bir bu tarz videolar çekiyordum. Ama o zaman bu kitaplardan, filmlerden falan söz etmeye fırsatım olmuyordu. Böyle daha güzel olur düşündüm. O hani 10 ürün videolarını yine yapmaya devam edeceğim tabii ki de. Onu belki artık dönemsel, mevsimsel olarak yaparım diyorum. Eğer gelecek videolarda benim de sözüm olsun diyorsanız da Instagram'dan Ayşe Cekar adıyla beni takibe alabilirsiniz. Ayrıca eğer video içerisinde ışıkta sürekli bir oynama olursa hava kapalı, yağmur yağıyor, bir güneş açıyor, çıldırmış durumda. Ben stüdyo ışıklarını kursam sürekli değiştiği için doğal olarak benim bulunduğum ortamdaki ışık da sürekli değişiyor. Bu video için bunu görmezden gelip başka video çekecek vaktim yok çünkü. Eğer bu tarz favoriler videolarından hoşlanıyorsanız bu videoyu beğenmeyi, çarşamba, cuma ve pazar olmak üzere haftada 3 kez yüklediğim videolardan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Ve sizleri Ekim ayının en iyileriyle baş başa bırakıyorum. İlk ünlüm Yves saçları çoğun uyku maskesi. Bu çok kuru ve işlem görmüş saçları için. Ben bunu haftada iki kez uyguluyorum. Gece yatmadan önce saçlarımın çenemden aşağı bölümüne ceviz büyüklüğünde bir miktar alıp güzelce yediriyorum. Ardından örüp uyuyorum. Bunu hiçbir şekilde durulama falan gerektirmeyen bir ürün. Sabaha kadar saçlarınızı onarıyor ve düzenli kullanımda zarar görmüş o etkinin hemen hemen tamir edilmeye başladığını gözlemleyeceğiniz söyleniyor. Bu ürünü kullandıktan sonra saçlarımda bir yumuşama, bir güzelleşme tabii ki de hissettim ama yıkadıktan sonra saçlarım yine eski haline, eski performansına dönüyor. Kadıktan üçüncü gününde ya da ikinci gününde falan yapıyorum. Artık saçım iyice o nemini kaybetmiş oluyor. Onları geri kazanmamda bana yardımcı olan bir ürün. Çok güzel kokuyor. İçerisinde jojoba bayağı da içerdiğini söylemeden geçmeyeyim. Eğer sizin de benim gibi çok kuru saçlarınız varsa ve saçlarınızı kestirmeniz gerektiği halde halen direniyorsanız bize kış aylarında yardımcı olacak bir ürün olacaktır. Ben bunu saç bakım rutinime eklediğim için çok mutluyum. İki tane maskaradan söz edelim. Bunlarla ilgili ayrıntılı bir video yaptım. O yüzden bunların üzerine çok konuşmayacağım. Bunlardan bir tanesi Golden Rose'un Smokey Lash maskarası. Diğeri L'Oreal'in Lash Paradise maskarası. Şu anda benim kirpiklerimde olan Golden Rose'un maskarası. Bunlar benim başarılı bulduğum, bu ay çok kullandığım iklimel oldu. Bunlar hakkındaki tam düşüncemi Too Faced Bedir'den sekse ne kadar benziyor uygulamalı olarak görmek isterseniz şuradaki i harfine tıklayarak videoya ulaşabilirsiniz. Ne zaman dudağımda olsa Ayşe o dudağındaki ruj ne diye sorduğunuz Absolut markasının vervet lipilerinden terakota rengi. Bu içerisinde çok güzel hem kremitlik hem şeftalilik barındıran bir ruj. Ben böyle ten rengi tonlarında alt tonunda bu şekilde kremitlik barındıran rujları çok seviyorum. Hem dumanlı göz makyajlarıyla hem de sade doğal makyajlarla çok güzel oluyor. Adından da belli olduğu gibi kadife gibi bir yapısı var. Dudaklarda hiçbir şekilde ağırlık yapmıyor. Yok gibi duruyor. Tabii ki de normal o kupkuru olanlar kadar yüksek bir kalıcılığı yok. Yemek yediğiniz takdirde hani yağlı bir şeyler yediğinizde tabii ki de çıkacaktır. Gün içerisinde güzel bir şekilde çıkıyor. Yani bir anda böyle ortalar boşalıp dışarısında kalmamazlık yapmıyor. Benim şu andaki duamdaki ruj bu değil. Ama uygun fiyatlı denemeniz gereken 10 ürün videomu eğer izlediyseniz hatta ondan bir fotoğraf bulursam ekrana ekleyeceğim. O videoda dudağımda olan ruj buydu ve Ekim ayı boyunca neredeyse sürekli bunu kullandım. Eğer şimdiki söyleyeceğimi kullanmıyorsam. Bu Stiko Miracle'ın rose olan yani böyle renkli olan lip balmı. Bu Poto Miracle olarak da vardı bunlar. Bunlar artık böyle şey, stick formda çıkmalarını ben çok beğendim. Kuru dudaklı olanlar için bir lip balmdan söz Ama ben bunu aynı zamanda günlük olarak toma istediğim zamanlarda Stik olarak da kullanıyorum. Bu stick o miracle olan yani bunların pot olanları da vardı. Roz olanı şurada gördüğünüz gibi çok doğal, hafif bir pembelik veriyor dudaklara. Eğer ben böyle yok gibi makyaj yapıyorsam ya da çok fazla bir şeyler yapmak istemiyorsam, hafif bir kapatış sürüp bir maskara sürdüysem hep bu ruju kullanıyorum. Aynı zamanda gün içerisinde ne ruj sürmüş olursam olayım büyük ihtimal hep bununla tazeliyor oluyorum. Çünkü benim dudaklarım çok kuru. Hem onlara nem verip hem de güzel şekilde dudaklarıma renk vermesi çok hoşuma gidiyor. Aynı zamanda ben bunu bazen allık olarak falan da kullanıyorum. Benim çok eski favorilerimden olan bu ay yeniden keşfettiğim bir üründen söz edeceğim. O da Rimmel London'ın Match Perfection kapatıcısı. Ben makyaj koleksiyonunda çok ciddi büyük bir temizlik yaptım. Yani neredeyse %50'sini verdim gibi bir şey. O zaman karıştırırken bunu yeniden keşfettim ve iyi ki de keşfettim. Bu ay kullandığım tek kapatıcı bu oldu. Çok ince bir yapısı var. Günlük kullanım için ihtiyacınız olduğu kadar gözaltınızı kapatıyor. Tamam benim çok ciddi gözaltı problemlerim yok. Ama şu anda gözlerimin altında gördüğünüz ürün de bu. Hiçbir korektör uygulamadan ben bunu uyguluyorum. Ben 30 numarasını kullanıyorum. 10 bence çok beyaz beyaz duruyor. Marie Merland'ın bu kapatıcıların tonları arasında çok da öyle amşan bir fark yok. Ama bunun alt birazcık daha sarımsı olduğu için ben bunu daha çok seviyorum 10 numarasına nazaran. Her zaman göz altlarımı bir pudra ile sabitliyorum. O nedenle hani çizgileri dolma gibi bir problem olmuyor ama sivilcelerin üzerindeki performansını çok beğenmiyorum. Çünkü birazcık daha ıslak bir yapısı var. Daha kuru yapılı ürünleri ben sivilcelerin üzerine uygulamayı tercih ediyorum. Ama göz altlarınızı kapatmak, aydınlatma işlemleri yapmak için başarılı olan bir ürün. Ve iki tane ojeden söz edeceğiz. Bu ay benim tırnağımda sadece bu iki ojeyi gördünüz. Bu iki alışveriş videomda da olan Golden Rose'un yeni çıkarmış olduğu metal serisindeki 107 numarası. Bu da pastelin 240 numarası. Bu daha çok alt tonunda böyle hafif e, böğürtlenimsi, mürdün değişik bir ton içeri. Yani kahve değil, bordo değil. İkisinin arasında çok güzel bir rengi var. Şimdi bir şeyler bulursam ekranı ekleyeceğim. Fotoğrafları vardır inşallah bu ojelerin elimde. Bu da dediğim gibi metalik olan bir oje. Kahve ama içerisinde hafif de morluk var. Değişik yani. Ben işte kahveler, morlar, gül kuruları alt tonunu sevdiğim için hoşuma giden renkler oldu ve benim ışığım gene gitti. Bu ay en sevdiğim kitaplara geldi sıra. Aslında burada spesifik olarak bir kitaptan değil, daha çok bir yazardan söz edeceğim. Instagram'dan beni takip edenleriniz, onun kitabından böyle bir sürü söz paylaştım. Story'de zaten biliyorlar. Mia Sheridan'dan söz edeceğim. Bu Archer's Voice adlı kitabın da yazarı aynı zamanda. Geçtiğimiz aylarda o kitabı okumuştum ve normalde bildiğimiz bu romantik kitaplardan birazcık daha farklı gelmişti. Ve yazarın bu ay yeni kitaplarını okumaya başladım ve iyi ki de okudum. Bu yazarla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Dili çok sakin ama karakterlere çok fazla derinlik veriyor. Ve her karakter geçmişten gelen bazı yaraları olsa da çok güçlü karakterler. Yani normalde gördüğümüz gibi geçmişte yaşadığı problemler yüzünden diğer insanlara kötü davranıp hıncını diğer insanlardan çıkaran karakterlerdense o yaşadıkları şeyleri benimsemiş, o yaşadıkları yaraları olsa dahi onlarla daha iyi bir insan olmayı başarmıştım ya da o olma yolunda ilerleyen karakterlerden oluşuyor daha çok kitaptaki insana ve her karakter kendi içerisinde güçlü. Yani hiçbir şekilde genellikle kadın karakterleri kitaplarda böyle mıymıntı, güçsüz hatunlara dönüştürmek beni çok sinir eder. Bunda öyle bir şey yok. Kadın karakterler çok güçlü, erkek karakterler çok güçlü. Hatta çoğu zaman kadın karakterler bu kitaplar erkek karakterlerden daha baskın gelebiliyor. Eğer daha önce Mia Sheridan'ın kitaplarını okumadıysanız kesinlikle bir şans verin. Bence pişman olmayacaksınız. Benim sevdiğim birkaç tane kitabı açıklamalar bölümüne not olarak bırakacağım. Sizler için de bir fikir olmuş olur dedim Daha önce de sizlere söz etmiş oldum. Bir diziden tekrar söz edeceğim. Birinci sezonun ben Lucifer dizisini neden bilmiyorum izlemeyi bırakmıştım. Bu ay içerisinde geri döndüm. İyi ki de geri döndüm. Ne kadar sevdiğimi, o diziyi izlerken ne kadar eğlendiğimi bir kez daha fark ettim. Hepimiz şeytanın hani kötü karakter olarak bildiğimiz için bu dizinin şeytana olan yaklaşımını diyeyim ya da o karakteri oynayan, şeytanı oynayan karakter olarak söyleyeyim. Ben o karakteri çok seviyorum. Kendi güvensizlikleri, güvenleriyle ortalığı birazcık karıştırma, olaylara bakış açısı benim çok hoşuma gidiyor. Eğer siz de eğlenmek istiyorsanız ve birazcık fantastik hikayeleri günümüzle birleştiren şeylerden hoşlanıyorsanız bence çok başarılı bir dizi. Kim insanları rahatsız edebilecek olan bir dizi onu da anlıyorum. Ama birazcık diziye ön yargısız olarak yaklaşmak daha farklı. Çünkü bizim olayı dinsel açıdan birazcık farklı işlemiş olan bir dizi. Öyle söyleyeyim ama çok başarılı. Kesinlikle içinden bir şeyler öğrenilecek olan dizilerden olduğunu düşündüğüm için sizlerle bunu paylaşmak istedim. Sizin Sevdiğiniz diziler varsa bana yorum olarak bırakın. Ben de onlara başlayabileyim. Benim Ekim ayı favorileri videom bu şekildeydi. Siz bu ay en çok neleri sevdiniz? Gelecek ayda bu tarz videoların içerisine giysiler, aksesuarlar falan da eklememi ister misiniz? Bana yorum olarak bırakın. Video içerisinde söz ettiğim ürünleri şu anda açıklamalar bölümünde bulamazsanız Büyük ihtimalle yarın bulursunuz. Çünkü bazen bu videoları ben önden yayın aldığım için arkadan yetişmem biraz <laughs> zor olabiliyor bunu alttan alın. Neyse bir dahaki videoda görüşünceye kadar güzel kalın ve içinizdeki tane artmayı unutmayın. Hoşçakalın.